Gezi Parkı'nda kim ne istiyor? Gezi Parkı protestosunda tek bir damla kan görmemeliydik. Parçalanan arabalar, kırılan vitrin camları, polise atılan taşlar, sıkılan biber gazları, panzerlerden püskürtülen sular yerine meşru bildiri okunan, çiçek dağıtılan, fidan ekilen, özetle istekleri aklı selim ve dile getiren bir topluluk görmek isterdik. İlk gün Gezi Parkı'nda yapılacak düzenlemeye samimiyetle karşı çıkan yeşili seven insanlar vardı. Ne zaman ki bazı radikal, şiddet yanlısı ideolojiler işin içine girdi, işte o zaman ortalık karıştı. Birileri bu olayı masum bir çevreci eylemden çıkarıp kendince iktidarı devirme planları yapmaya çalıştı. Bu niyetlerini sosyal medyada açıkça dile getirmekten de çekinmediler. Polis çapı genişleyen bu eylemi durdurmakla görevliydi. Görevini yerine getirirken bazen istenmeyen olaylar yaşandı. Ama bu durum polisimizin genel hakkaniyetli tutumunu asla gölgelemez. Elbette polisimizin, özellikle de yeni yetişen genç polislerimizin halkla iç içe olması, şefkatli, güler yüzlü, merhametli olması çok önemli ve gerekli. Ama maalesef hiç kimsenin görmek istemeyeceği manzaralar da görüldü. Ama kimse eylemcilerin kilolarca ağırlıktaki kaldırım taşlarını polise attığını görmemezlikten gelemez. Taş atmak açıkça öldürmeye teşebbüstür. Bu alelade görülüp geçiştirilecek bir konu değildir. Bu gösterilerde hep birlikte gördük, işin içine radikal, materyalist ideolojiler girince kan dökmekte bir mahsur görülmüyor. Bazı insanlar adeta hipnotize oluyorlar. Durum öyle bir hale dönüştü ki birçok insan biz ne yapıyoruz der hale geldi. Bir gün önce futbol maçı kutlar gibi sokaklara dökülenler, ertesi gün birileri arabulucu olsun, bu karmaşa, yıkım, kavga sona erdirsin diye feryat etmeye başladılar. Gördüler ki kavgayla, bağırıp çağırmayla istedikleri olmuyor. Zaten eğer isteklerini böyle kabul ettirmeyi düşünüyorlarsa, bunun zararı Allah korusun tüm millete döner. Demokrasi işte bu yüzden var. Her şeyde bir hayır vardır. Provokasyonlara gelmenin, bağırıp çağırmanın, kavganın, şiddetin bir fayda sağlamadığını milletçe yaşayarak bir kere daha öğrendik. Peki bundan sonra? Tek yol Allah'ın kullarının istediği ve hepimizi mutlu edecek olan aklı selim, sevgi, kardeşlik ve şefkattir.